PlayStation Türkiye'den herkese selamlar, ben Özcan. Bu videomuzda Dark Souls, Bloodborne ve Elden Ring gibi oyunlar dışında gözden kaçırmış olabileceğiniz Souls-like oyunlardan 5 tanesini tavsiye etmek istedik. Listede olmayan sizin de sevdiğiniz son dönem Souls-like oyunlarını yorumlara bekliyoruz. Listemizin ilk oyunu çok ünlü bir masalın yeniden yorumlanması olan aksiyon RPG ve Souls-like türündeki Lies of P. Krat isimli bir şehirde lejyon silahlarını ve diğer pek çok aracı kullanarak zorlu düşmanların üstesinden gelmeye çalıştığımız yapım, özellikle dövüş mekanikleri, atmosferi ve müzikleriyle büyük beğeni topladı. Gepetto'nun kuklası yani Pinokyo'dan bir insana dönüşme yolculuğu olan oyun kendine az çok ilgi çekici bir dünyaya sahip. Souls-like seven bir oyuncuysanız zaten zorlu anlara alışıksınız demektir. İşte klasik bir eserin bir yeniden yorumu olan Lies of P de size oyun hayatınızın unutulmaz zorlu anlarını yaşatabilir. Sıradaki oyun hızlı üçüncü şahıs shooterları sevenlere hitap eden Remnant 2. Bir aksiyon RPG ve Souls-like olan oyunda bu kez ateşli silahlarımız ön planda. Oyunda tek başınıza ya da arkadaşlarınızla ekip olarak mitolojik yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi verebilecek, yeni garip dünyalara ve ötesine seyahat edebileceksiniz. Oyunda çeşitlenen görev zincirleri, karakter geliştirmeleri, üretim ve ganimet ödülleri gibi yapıların yanı sıra dinamik olarak oluşturulan zindanlarda ve diğer bölgelerde gittikçe zevkli hale gelen hızlı bir oynanış sizi bekliyor. Piksel grafikler ve retro tarzını benimseyen oyunları seviyorsanız The Last Fate sizin oyununuz olabilir. Listemizdeki en kendine has atmosferi sunan oyunlardan biri olan yapım Metroidvania ve Souls-like türlerinin aykırı bir birleşimi. Gotik bir dünyada acımasız ve elbette yine zorlu savaşlardan beslenen oyunda Eric isimli anılarını yitirmiş bir karakteri yönetiyoruz. Eric çok geçmeden aklı ve vicdanı bozulmaya başladığı için zamana karşı bir yarış içinde olduğunu fark edecektir. The Last Fate özellikle retro ve zor oyunları seven Souls-like hayranları için. İki ayrı dünya, iki ayrı zorluk. Lords of the Fallen'da listemize yer almayı hak eden bir diğer Souls-like yapım. Aksiyon RPG ve Souls-like türünün güzel bir birleşimi olan oyunda İblis Tanrı Adria'yı alt etmek için iki büyük ve paralel dünyada destansı bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaşayanların diyarı kendine özgü acımasız zorluklara sahipken ölülerin kabus dolu diyarında bilinmeyen tehditler pusuda bekliyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım özellikle zorlu savaşları, iki ayrı dünya konsepti, atmosferi ve göz alıcı grafikleriyle dikkat çekiyor. Ve listemizin son oyunu çok tanıdık bir isim olan Teen Ninja'nın aksiyon RPG'yi Souls-like türüne armağan ettiği Wulong Fallen Dynasty. Çin'in tarihinde bir yolculuğa çıktığımız oyunda uzun yıllar boyunca güçlenen imparatorluk hanedanı artık çöküşün eşiğindedir. İblislerin üç krallığa musallat olduğu genç Han hanedanlığı döneminin karanlık fantezi versiyonunda hayatta kalmak için savaşan isimsiz bir minis askerini yönetiyoruz. Oyunda Çin dövüş sanatlarından çeşitli kılıç oyunlarına ve büyülere kadar Teen Ninja'dan alışık olduğumuz çok zevkli bir dövüş sistemi sizi bekliyor. Böylece bir liste videomuzun daha sonuna geldik. Sizin de son dönemlerde favori Souls-like oyunlarınızı yorumlara bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, güncel haberler için de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.